ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. 103 yıl önce bu mukaddes toprakları kendi ideolojilerinin ana yüzü yapmak isteyen emperyalist güçler Çanakkale üzerinden medeniyetimizin 5 büyük merkez şehrinden biri olan İstanbul'u, boğazlarımızı yani ümmetin kalbini almak niyetindeler. Çünkü İstanbul bir şehirden öte bir sancak demekti. Hesap açıktı. İstanbul düştüğünde İslam ümmeti de düşecekti. İşte Çanakkale Savaşı medeniyetimizin ve coğrafyamızın üzerinde tasarımlar yapan emperyal aklın ümmet bilincine yenilmesinin hikayesidir. Çanakkale Savaşı İslam ümmetinin kendi geleceğinin yine kendisi tarafından tayin edilmesinin örneğidir. Bilinmelidir ki coğrafyamızın kaderi bu coğrafya üzerinde emelleri olan güçlere bırakılamaz. Çanakkale Savaşı'nda İstiklal Marşımızın ruhu vardır. O marş ki Türkiye'ye okunmuş bir duadır. Bu milletin yol haritasıdır. Bu vatanın bedeli önceden ödenmiştir. Faturası çok ağır olmuştur. 250 bin tane civanımız 7'den 70'e kadın erkek demeden bu toprağa gömüldü. Ya Rabbi, senin rızan için ellerimizi açtık. Sana dua ediyoruz. Ya Rabbi, dualarımızı makbul eyle ya Rabbi. Harimi ismetimizi çiğnetme ya Rabbi. Millet olarak bizlere şehitlerinin aziz hatırasını ruh ve gönül dünyasında yaşatmayı nasip eyle ya Rabbi.